Merkez Bankası faiz kararlarını önceki gün açıkladı. Banka politika faizini %9'da sabit tuttu. Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı verilen kararı değerlendirdi. Çakmakçı yeni asgari ücretin piyasalara iyimser bir hava katacağını düşünüyorum dedi. Yurt içi piyasalarda oldukça büyük bir etkiye sahip olacak olan Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası faizi %9'da sabit tuttu. Politika faizi böylece Ağustos 2020'den bu yana ilk kez tek haneye geriledi. Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, %9 olarak açıklanan faize rağmen bankalarda uygulanan faizin %30'u bulduğuna dikkat çekti. Yani faizin düşük olmasını tabii ki istiyoruz ama yani inanın şu Merkez Bankası'nın faiz kararından ziyade şu diğer bankaların, kamu bankalarının ve özel bankaların artık şu faizi de bir gözden geçirmeleri, özellikle hükümet yetkililerinden de yani buna bir müdahale etmeleri gerektiğini, şu an %9 olan faiz maalesef bankalara gittiğimiz zaman, kamu bankaları ve özel bankalara gittiğimiz zaman %25, %30'lu rakamlara tekabül ediyor. Yani bunun vatandaşa bir şekilde yansıması lazım. Biz de hükümetimizden bu adımı bekliyoruz. Önceki gün açıklanan yeni asgari ücret kararı ile ilgili de konuşan Fikret Çakmakçı, 8506 liranın piyasalara iyimser bir hava katmasını beklediklerini söyledi. Tabii ki gönül isterdik ki çok daha fazla olsun. Yani bir esnaf olarak biz zaten işçiyle memurla geçinen bir şehir olduğumuz için biz her zaman işçiye memura daha çok maaş verilsin tarafındayız. Ama yetkililerin almış olduğu karar 8500 lira bu yani çok memnun etmese de vatandaşı veyahut çalışanı çok memnun etmese de yani piyasaları da böyle iyimser bir hava katacak bir ortam. İnşallah ki yani şu verilen zam aynı anda bir daha geri alınmaz. Yani bizlerin en büyük isteği, en büyük talebi bu. Bir esnaf olarak bunu istiyoruz tabii. Peki yeni asgari ücret ve yılbaşı sonrası gelen zamlar altın fiyatlarına yansır mı? Dediğimiz gibi biz döviz ve altın fiyatlarında hiçbir şekilde bir düşüş beklemiyoruz. Yani öyle rekor kıracak bir rakam söylenti var. 1450-1500'lü rakamlar, bir de asgari ücretin %55'li rakamlara çıkan bir artış oranı var. Eğer bu oranlar yani döviz fiyatlarında da yansırsa ki yani altın 1500'lü rakamları bulmaması işlem bile değil. Önümüzde bir seçim süreci var. Yani döviz fiyatlarında, altın fiyatlarında yani belki seçime kadar olan süreçte belki bir baskılama olabilir ama biz yorumlarımızı dikkat ederseniz hep uzun vadede yapıyoruz. Günübirlik hiçbir şekilde altında, döviz fiyatlarında hiçbir düşüncemiz yok. Biz uzun vadede altın fiyatlarının, döviz fiyatlarının tekrar yükseleceği kanaatindeyiz. Ama inşallah yükselmez.